Evet. Bak bakalım nasıl olmuş. Ya çok güzel olmuş Şenay abla. Ellerine sağlık. Ne marifetler varmış sende. Maşallah cevher cevher. Yani şimdi yetenekli olduğum kesin, hani bu konuda hiç mütevazi olamayacağım. Ama modelim de çok kusursuzdu valla. Ya teşekkür ederim. Canım benim. Salon Şenay emrinizde efendim. Neyse ben şimdi kalkayım Zerrin teyzelere gideyim. Fidan gelecek, onlara da yardım edeyim. Ay valla müşteriler kuyrukta. Selma nasıl oldu acaba? Sana ne? Yani düğün gününde de Selma'yı düşünecek değilsin herhalde. Ya öyle diyorsun ama düğün günümde kızın yaptıklarına bak. Sırf Mert'i yanımdan alabilmek için ne tiyatrolar çeviriyordur o. Yani bu kız bu işin peşini bırakmayacak, bak orası kesin. Ama sen de uyanık olacaksın. Yani şimdi böyle düğün gününde bu kızı böyle düşünüp gününü zehir etme. Değmez. Alo. Sevgilim nasılsın? Nasıl gidiyor bakalım hazırlıklar? Vallahi süper aşkım. Şenay abla bir saç yaptı. Görmen lazım. Seni görmek için o kadar çok sabırsızlanıyorum ki. Şimdi sen melekler gibi olmuşsundur. Ben de birazdan berbere geçeceğim. Şöyle saçı başı güzelce bir düzelteyim de sonra bu kız bu çocuğa nasıl baktı demesinler, değil mi? Mert, Selma nasıl? Bir şey yok canım. Bir an gözü kararmış da şu an gayet iyi durumda. Tamam o zaman aşkım. Görüşürüz. Tamam sevgilim, nikahta görüşürüz. Ne olmuş Selma'ya? İyiymiş. Mert de berbere geçiyormuş. Ya tamam. Bakma öyle. Canım, bak. Bugün benim arkadaşımın en mutlu günü. Hiç kusura bakma ama Mert de buna izin vermez yani. Aşık çocuk kızım. Kesin bilgi. Zerrin abla. Neden çıkmadınız siz daha? Sen giyinmemişsin de bak geç kalacaksınız. Kızım ayağın tozuyla gelir gelmez sinirimi zıplatma Allah'ını seversen ya. Bir yere geç kalan falan yok. Hem insan gitmeyeceği yere nasıl geç kalıyormuş? O ne demek şimdi? Ne demekse o demek Fidan. Gitmiyorum. Çok beklerler. Zerrin abla. Yapma böyle bak. O senin oğlun. Oğlunun nikahı ya bu. Oğlummuş. O oğlan beni anne belleseydi ezip geçmezdi beni böyle. Bak yapma böyle. Mert seni ezer mi? Ya Mert'in seni ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Bak çok üzülür bugün gitmezsen. Üzülsün. Annesini bu kadar üzen evlat bir zahmet kendi de azıcık üzülsün. Çok üzülsün hatta. Bak Mert'in en mutlu günü bugün. Çocuk buruk kalacak gitmezsen lütfen yapma böyle. Ay şiştim vallahi ya, içim şişti. Israr etme Fidan. Onun en mutlu günüyse benim de en kara günüm. Şuradan şuraya kımıldamayacağım vallahi. Madem kendi başına iş yapmayı biliyor, bizi ana belleyip de laf söz dinlememiş, ne yapıyorsa yapsın. Düğün mü yapıyor, nikah mı yapıyor, ne halt ediyorsa etsin. Hain evlat. Canım. Güzelim benim. Vallahi iyi ki Mert evleniyor da yani bir yüzünü gördük şurada. Fidan, Asya'yı bak bir görsen var ya böyle peri kızı gibi oldu. Yani nasıl söyleyeyim, prenseslere taş çıkarır böyle ışıl. Zerrin teyze, siz oturuyor musunuz hala? Hah, birdiler iki oldular. Bir de şimdi buna hesap ver. Gitmiyorum kızım, anladın mı? Nikah falan gitmiyorum. Şimdi öyle gitmiyorsun ama... Sakın başlama. Bir de sana izahat verecek halim yok 40 saat. Ne diyeceksen Fidan'a dedim işte. Çok merak ediyorsan buyursun o anlatsın sana. Tamam canım, ben ne diyorum, ben bir şey demiyorum.
Allah Allah. Ayşe teyze de bu evliliği istemiyor ama yani kızına sahip çıkıyor canım, bir evladının yanında duruyor. Evet. Yani Zerrin abla, sen şimdi bugün Mert'i yalnız mı bırakacaksın? Hayır, konu komşu ne der diye de mi hiç düşünmüyorsun? Tabii canım, yani bizim mahallenin ağzına ver bir tane lafı, konuşsunlar, iki sene dursunlar ondan sonra. Tabii. Yani Zerrin teyze, sen daha iyi bilirsin bunlara ne kadar fesat olduklarını. Şimdi sakız ederler bu konuyu ortada öyle. Tabii. Yani şimdi seni orada görmeyince Allah bilir ne senaryolar yazarlar. Ana oğul arasında neler geçti, neler bitti onu da bilmiyorlar tabii. Oho. Yani hem öyle hem de şimdi meydana Ayşe teyzeye mi bırakacağız canım? Bu böyle ilk günden daha ipleri eline vermek olur değil mi ama? Kalksın kalk. Selma kalksın. Meydanı o iki acuzeye bırakmayalım. Sevindirmeyelim Ayşe karısını. Kalk. Düş peşime. Şenay ya. İki dakikada fişek gibi doldurdun kadını. De şuradan şuraya kımıldamam diyen kadın koşa koşa gidiyor nikah. Ya Fidan, ben artık bak bunlarla dura dura bunların huyunu suyunu öğrendim yani. İşte madem öyle, işte böyle. Aferin vallahi, ne diyeyim, tam zamanında yetiştin. Ay Mert çok üzülecekti canım benim ya. En mutlu gününde gitmiyordu kadın resmen. Fidan, hadi gel ütüledim kıyafetlerini. Ay kuzum sağ ol ya. Canım. Ablam. Ay. Dur dur, bakayım sana şöyle bir. Mert nasıl yakışıklı olmuşsun. Damatlık nasıl yakışmış kardeşime. Ay ben seni böyle görünce bir garip oldum şimdi. Ya abla bak, yapma sakın böyle. Zaten heyecanlıyım, oturup ağlarız burada. Nikah falan da yeter ki en son isteyeceğim şey bu. Yok yok. Ben sizin de zorluklarla bugünlere geldiğinizi biliyorum. Bugün bu nikah kıyılacak. Başka yolu yok. Ablam çok özlemişim seni. Her şey üst üste geldi. Bir türlü hasret gideremedik seninle. Öyle oldu vallahi Mert. Aman olsun. Sen mutlu ol da biz her türlü hasret gideririz. Ablacığım annem nerede? Nikah için yola çıktılar. Ne diyorsun sen, ciddi misin? Evet. Yani biraz motivasyona ihtiyacı vardı ama Şenay'cığım da o kısmı halletti sağ olsun. Aman oğlu evleniyor. Evde mi oturacak yani? Zaten bir de yani bu Zerrin teyzenin fıtratına ters bir kere. Olay nerede? O orada biliyorsunuz ki. Ben sadece birazcık şöyle bir ittiriverdim, o kadar. Neyse Fidan. Ben bir gideyim hazırlanayım. Ondan sonra senin yanına geri gelirim, olur mu? Tamam canım. Tamam, hadi. Görüşürüz. Ah canım benim ya. Ben senin için çok mutluyum. Siz Asya ile çok mutlu olacaksınız. Ben de çok mutluyum ablacığım. Yani Asya ile yaşadığımız onca şeyin üstüne sonunda kavuşuyoruz. En son annem küçükken bisiklet alıp sürpriz yaptığında bu kadar heyecanlanmıştım galiba. Çok daha güzel günler bekliyor seni Mert. Şimdiden tadını çıkarmaya başla. Ya kendi aileni kuruyorsun. Sevdiğin kadınla evleniyorsun. O kadar güzel ve o kadar kıymetli ki. Ve senin o kadar hak ettiğin şeyler ki. Ben senin adına çok mutluyum canım benim. Kalbi güzel. Kendi daha da güzel ablam benim. Umarım her şey dilediğin gibi olur. Abla, artık bu saatten sonra inan bana bela, kavga kaldıracak halim kalmadı. Korkma artık. Hiç böyle şeyler olmayacak. Korkma. Hadi çık artık da annenlerden önce orada ol. Karşılarsın onları. Zaten Şenay gelsin, ben de hemen geleceğim peşinden. Haklısın ablacığım. Zerrin Sultan'ın da gelini de daha fazla bekletmeyelim. Nikahta görüşürüz. Görüşürüz canım benim. Seni çok seviyorum ablacığım. Ben de seni çok seviyorum. Geleceğim hemen. Yok, bu böyle olmaz. Üstümüze başımıza bir çeki düzen vermemiz lazım. Şimdi Ayşe karısı var ya, tavus kuşu gibi süslenmiş püslenmiş, asurist gibi geziyordur ortada.
altta kalmak olmaz. Kızım. Hı? Bak ben böyle gidiyorum diye bu evlilikte gönlüm olduğu anlamına gelmiyor ha. Ben Mert'imle aram bozulmasın diye yapıyorum ne yapıyorsam. Hem bunları ayırmanın yolu Mert'i yanında tutmaktan geçiyor. Hem sen de bunlarla arayı sakın bozma ha. Hep iyi tut. Vallahi nah buraya yazıyorum. Ben de bu ikisini boşaltmazsam görürsün bak. Benim adım da Zerrin'se bu iş burada bitmez. Ama hani Mert seçimini yaptı artık bitti demiştin. Aman ben onu sinirden söyledim be. Çıkmadık candan umut kesilmez. Görürsün bak. Bundan sonra böyle ama. Alttan alttan ilerleyeceğiz. Bana bak. Hadi gidelim şu mahalledeki Necla'ya da saçımızı başımızı bir yaptıralım he. Şöyle aleme salına salına bir girelim. Millet güzel kadın görsün. Hem o Ayşe karısı da mort olsun. Morsu. Neydi kız o? Mors. Hah. Ondan olsun işte. Mosfor olsun. Hadi.